Ben Ülfet'ten bahsedeceğim çünkü Ülfet çok riskli Müslümanlar için. Yani Ülfet'e kapılmak. Ülfet ne demek? Alışkanlıkların getirdiği bakış açısıyla çok mucizevi olayları bir anlamda gözünü kapatmak, vicdanını kapatmak demek. Çünkü insanlar, şimdi çocukluğundan itibaren birini düşünelim, etrafından, ailesinden aldığı telkinlerle yetişiyor. O ailenin verdiği telkinler o çocuğu çok güzel bir ahlaka yöneltebilir. Allah yolunda çaba sarf eden, ilmi mücadele etmek için karar alan, her anında, hayatının her anında çok güzel bir ahlak gösteren, vicdanını kullanan bir çocuk olarak yetişebilir. Ama ailesi iman yönünden bakmıyorsa, Allah rızası için yaşamayan bir ailesi, o çocuğu bambaşka dünyevi amaçları edinen, her şeyin dünyadan ibaret olduğunu düşünen bir çocuk haline de getirebilir aslında. Tabii ki bunlar Allah'ın dilemesiyle olur. Ama bir insana Allah her zaman bir akıl vermiştir, bir vicdan vermiştir. İnsanlar çok rahat bir şekilde o ülfeti tamamen kırabilir. Çünkü ülfetli bir insanı düşündüğümüzde gözünün etrafında bir pus gibi bir perde vardır. Gözünün tam önünde olan çok mucizevi olayları bile görmezden gelebilir. Bu çok büyük bir mucizedir aslında. Çünkü insanın o olayları görememesi için yani aklının gözünün tamamen kapalı olması gerekir ama işte dünya metafizik imtihan ortamı Allah bu şekilde yaratabiliyor. İnsanların ona karşı koyması için de o ülfetten, o alışkanlıklardan kurtulması için de vicdanını veriyor Allah. Vicdanının sesini dinlediğinde o yaratılan mucizelerin her anına şahit olabilir. Mesela bir bebeğin anne karnından itibaren yaratılma anını düşünelim. Mesela spermin olması gerekiyor, yumurtanın olması gerekiyor. O ikisi birleştikten sonra tek bir hücreden birçok hücre oluyor. O hücrelerin her birinin DNA'sında bir bilgi Allah saklıyor. O DNA'lardaki bilgi biri kasları oluşturuyor, biri kemikleri oluşturuyor, biri gözü oluşturuyor. Diğer hücreler beyni oluşturuyor. Mesela parmakların arasındaki hücrelerin ölmesi gerektiğini bilen bir ekip var. O ekip intihar etmesi gerektiğinde parmak aralarındaki o güzel estetik görünümü oluşturacak şekilde vakti geldiğinde o hücreler intihar ediyor. Daha sonra bebeğin zaten doğum anı çok mucizevi. Bunların hepsini bir insan çok ciddi mucizeler olarak, Allah'ın an an yarattığı mucizeler olarak görebilir. Ama tabii ki Allah yönünden düşünmeyen, iman zafiyetinde olan bir kişi de oradaki müthiş detayları, yani oradaki Allah'ın üstün yaratma sanatına da gözlerini kapatabilir. Bu tabii ki Allah'ın yarattığı bir mucize olur. Çünkü normal bir insan, aklı olan bir insan orada an an gerçekleşen detayları, onların çok büyük bir yaratılış harikası olduğunu, hiçbir insanın, hiçbir gücün, tesadüflerin, mutasyonların öyle muhteşem bir yaratmayı asla yapamayacağını tabii ki düşünebilir. Ama burada işte tüm kardeşlerimizin, hepimizin Ülfetten korunmak için aklımızı, vicdanımızı an an kullanmamız gerekiyor. Allah ayetlerinde bize şöyle bildiriyor. Yasin suresi 82. ayetinde şeytana Allah'a sığınırım. Bir şey dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen oluverir. Başka bir ayette de Ali İmran suresi 47'de de şöyle geçiyor. Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse yalnızca ona ol der. O da hemen oluverir. Allah'ın dilemesiyle Allah sonsuz güç sahibidir, kusursuzca yaratandır. Onun için oradaki mucizelere, dünyada, evrende gerçekleşen, an an gerçekleşen tüm mucizeleri insanın bir pus, bir perde arkasından değil, keskin bir bakış açısıyla, her an keskin bir imanla, keskin bir vicdanla bakması çok daha güzel olur inşallah. İnşallah.